Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sevgili zümrelerim, sevgili meslektaşlarım. Şimdi sevgili dostlar, edebiyat ve Türkçe öğabeti derslerimi verdiğimi biliyorsunuz. Bu kademede özellikle eski edebiyat ve eski değil, tabii ki Türkçe öğretmenlerini eski edebiyat ilgilendiriyor. Ee, akademik olarak da baktığımızda genelde geçmişe dair e, üniversitede çok da detaylı gördükleri bir yer değil. ÖSYM'nin duyurusuna göre 5 soru gelmesi gerekirken 7 soruya denk geliyor. Bazen çok zorlayıcı sorularda gelebilmekte, bazen kolay sorularda gelebilmekte. Zaten bu birbirini tamamlayan bir süreçtir aslında. Şimdi sevgili dostlar, 2023'te Türkçe ÖABT'de yapay zeka dediğimiz kişiye özel adım adım takip eden bir sistem devreye girdi. Birinci fazla açıldı. Yakında ikinci faz ve üçüncü faz açıldığında da e, kişinin ihtiyacına, kişinin altyapısına, kişinin unutma hızına, stresine, e, öz denetimine her şeyi kontrol eden ve bunu takip edecek bir sistem olacak inşallah. E, Türkçe Öyaveti benim koordinatörlüğümde açıldı biliyorsunuz. Fatih İhmet Hocam 4 Temel Beceri Alan Eğitimi, Betül Hocam Çocuk Edebiyatı, Engin Hocam Halk Edebiyatı, Müteahhit Hocam Dil Bilimi ve Yeni Türk Edebiyatı'na da Ahmet Murat Hocam gelecek. Bu sene bu yapay zeka takip sisteminin dolayı da bir ayrıca başka bir öğretmen ekibine ait olan Tekes videoları da hediye. Bu senenin ders videoları da şu an sistemde yüklü. Yani bir nevi 3 tane ekibe ait olan videolar sisteminde olacak. Bu konulardan sonra check-up testleri olacak. Kişinin ihtiyacına ve gelişimine göre. Ve o kişinin gerçekten e eksiği nedir ve eksiği nasıl gidermeli? Şimdi hepimiz ders çalışıyorsunuz. Yani çalışıyoruz hepimiz biliyorsunuz ve çok fazla çalışan da var aslında. Ama sınavda bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyi biliyoruz. Bu seni yormasın, seni üzmesin. Mutlaka bir yerde bir eksiklik vardır. Senden kaynaklı olmayan da olabilir. Hata da olmuş olabilir. Senin öncelikle kendini bir toparlaman lazım. Dört temel beceri anlamında çok da zorlayıcı sorular gelmediğini az çok biliyorsunuz zaten. Dil biliminden biraz zorluyorlar. Özellikle Türk öğretmenleri de edebiyat dersleri dediğimiz derslerden zorlanmakta. Bunun en büyük etkeni de ne yazık ki arkadaşlar üniversitedeki akademik geçmişten kaynaklı dersleri hiç görmeden veya çok yüzeysel gördüğünüzden dolayı sınavda da bazen çok üst düzey sorular gelebilmektedir. Bazı sorular gerçekten Türkçe öğretmenlerine bile sorulmaması gereken sorular. 2023 Türkçe Öğabeti'de arkadaşlar Nurullah Hoca referansıyla %20'lik bir indirim hakkınız olduğunu belirtmek isterim. Kurumu aradığınızda da belirtirseniz yardımcı olurlar. Sistemin başında öncelikle bir eğitim analizi uygulanıyor arkadaşlar. Bu eğitim analiziyle de seni kimliğin ortaya çıkarılıyor. Ee, örnek vereyim dikkat dağınıklığın var mutlak hepimizin var. Kiminin bir saattir kiminin iki saattir. Şimdi dikkat dağınıklığını bilmeden derse oturup saatlerce çalışıp aslında çalıştığını düşünüp ve onun üstesinden gelip sonra geriye gittiğimizde o dikkat dağınıklığı sürecinde ders çalıştığın dersin verimini alamadığını göreceksin. Bu da sıkıntı. Yani aslında birçok şeye dikkat etmeliyiz. Bazen de e, bilginin kölesi de olmamak lazım arkadaşlar. Yani çok bilgi iyi bir şey değildir. İşine yarayan bilgi alabilmek önemlidir. Fazlası e, tabii ki iyidir ama sınav anlamında biliyorsunuz ki yoruma dayalı biraz da özel soru kalıplarını yapan kişiler atanmakta. Yoksa klasik olan her şeyi herkes bilmektedir. Eğitim koçuyla bir saat seans var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde hem eğitim analizleriniz yapılacak hem diğer kademede sormak istedikleriniz varsa da sorabilirsiniz. Bir link paylaşıldı. O linke tıklayıp yazdığınızda size yardımcı olacaklardır. <laughs> Önce kendini tanımak çok önemli arkadaşlar. Yani kendini tanıdığında aslında e, neler yapabileceğini göreceksin. Onu yönettiğinde ona göre ilerleyebileceksin. Bu kademede eee önceliğiniz bu olsun lütfen. Şimdi ders kısmına geçtiğimiz arkadaşlar özellikle Türkçe'de tabii ki zorlayıcı sorular da var, kolay sorular da var. <laughs> bu soruları birlikte götürebilmek önemlidir. Ki benim verdiğim konularda eski edebiyatta genellikle soru kaçıran öğrenim çok nadirdir. Bunu da kendileri bilir zaten. İnşallah bu senede edebiyat kısmında sıfır soru kaçırmanızı sağlayacak bilgiyi de en kolay yoldan vermeye çalışacağız. Bu sene size buradan garanti bir soru gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Türkçe öğretmenlerine ki edebiyat öğretmenlerine de buradan bir soru gelecek bu sene. Şimdi arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk aşk mesnevisinin yazarı olup nokta nokta kişidir. Türk edebiyatındaki ilk aşk mesnevisi dediğimizde hangi eser aklınıza geliyor? Dönüt vermenizi istiyorum burada. İletişimli gidelim hemen. Türk edebiyatında ilk aşk mesnevisi hangisidir arkadaşlar? Var mı cevabını bile? Yazayım mı? Şöyle hafiften yazayım o zaman. Yusuf'u Züleyha. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk aşk mesnevisidir arkadaşlar. Yazarı kimdir? Tabii ki Şeyhat Hamza. Ayrıca Türkiye Edebiyatı'nda arkadaşlar Yusuf'u Züleyha'ların en güzeli kime aittir? En güzeli derse cevap değişir. Tabii ki Hamdullah Hamdi'dir. Bu sorular sor oldu bir şekilde sınavlarda ama sorulmayan bir soru paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Bütün Yusuf Züleyha'lar içerisinde dörtlüklerle yazılan aynı şekilde hece ölçüsüyle yazılan ilk Yusuf Züleyha'dır. Kime aittir? Şair Ali'ye aittir arkadaşlar. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılan ilk Yusuf Züleyha'dır. Bu da ayırt edici bilgi olarak burada dursun. Gencer'in Nizami'nin hüsrev Şirin adlı mesnevisini Türk Edebiyatı'na ilk tercüme eden kimdir arkadaşlar? Tabii ki Kutb'dur. Harizm dönemi yazarlarından Kutb. Anadolu'daki ilk çeviri kime aittir? Fahriye aittir. Anadolu'da ikinci ve Türk Edebiyatı'nın en güzel Hüsrev-i Şirin'i kime aittir? Şehiye aittir. En güzeli ve Anadolu'da ikinci çeviri olan eserdir. Şimdi e, bu ile ilgili devam ettiniz arkadaşlar. Anadolu sahasında hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hüsrüvi Şirin'in erkek karakteri Hüsrev'i Ferhat olarak değiştiren kişi kimdir? Tabii ki Alişir Nevai. Ferhat Üşirin diye bir mesnevimiz yoktur arkadaşlar aslında. Ferhat Üşirin'in ortaya çıkışı Alişir Nevai ile alakalıdır. Ferhat diye değiştirir ve Ferhat Üşirin dediğimiz Mesnevi ortaya çıkar. Aslında o Hüsrev-i Şirin ta kendisidir. Anadolu sahasında zaten yazdık. İlk tercüme eden Fahri'dir. Türk Edebiyatı'nın ilk, bak çok önemli, İlk ve en uzun Leyla ve Mecnun'u kime aittir? Türk Edebiyatı'nda ilk sen eğer ilk olduğun şeye şahit olmuşsundur değil mi? O zaman Leyla ve Mecnun'a şahit olmuşsun. Kim diyeceksin? Edirneli şahididir. Türk Edebiyatı'ndaki ilk ve en uzun Leyla Abu Mecnun. Edirneli şahidi. Leyla Abu Mecnun'ların en güzeli ders arkadaşlar. Tabii ki yapıştıracaksın. Fuzuli. Fuzuli Leyla Abu Mecnun'u yazma sebebi nedir arkadaşlar? Hayali Bey ve Taşlıcalı Yahya'nın Ey Fuzuli! Dert aşkı anlatırsın, çileyi anlatırsın bize bir aşk mesnevisi Fuzuli. Hayali ve Taşlıcalı Yahya'nın isteği üzerine Fuzuli, Leyla ve Mecnun'u kaleme alır ve Türk Edebiyatı'nın en güzel Leyla ve Mecnun olarak kabul edilmektedir. Hüsrev Şirin'i ilk defa Ferhat olarak değiştiren kişi kimdi arkadaşlar? Bu kademede. Tabii ki ilk değiştiren arkadaşımız Ali Şir Nevai'de en üstte yazmıştım. Teknik yardımcı olur musunuz? Ses var hocam. Hamseler. Hamse nedir arkadaşlar? Beş mesnevi bir araya gelirse bir hamseyi oluşturur biliyorsunuz. Türk Edebiyatı'nda e, her sanatçının yok sınırlı sayıda olan bir gelenektir zaten. Türk Edebiyatı dışında ilk defa nerede çıktı arkadaşlar? İran sahasında çıktı. Yani İslam Edebiyatı'nın ilk hamse yazarı kimdir? Nizami Gencevi ya Genceli Nizami diye bildiğimiz kişiler arkadaşlar. Zaten e, Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar Genceli Nizami ile Feridüttün Atar'ın eserlerini Türkçe'ye çevirmek büyük bir maharettir. Hatta Emir Süleyman gibi şehzadeler, sadrazamlar sanatçıları toplarlar ve derler ki Türk dili kısmı önemlidir, Türkçe önemlidir, Türkçe önemini kaybetmektedir. Siz gidip Fars edebiyatından eserleri Türkçe'ye çevirip Türkçe ile de daha güzel yazılabileceğini ispat edeceksiniz de ki bu kademede zaten 13. ve 14. yüzyılda harekete geçen bir oluşumdur bu. E, bu sanatçılar da Genceli Nizami Feridun Atar'dan çeviriler yapar. Gülşehri var, Ahmedi var. Özellikle Yunus Emre kendi başına zaten yeni bir ekol oluşturmuştur. E, Aşık Paşa var mesela. E, Garip Nami'de Türk diline kimse bakmaz idi, her kız gönül atmaz idi, Türk dahi bu dili bilmez idi Oğlu menzilleri diye sınav sorusu bu arada. Bu soruldu edebiyatçılara. Şimdi bu beyti verdi. Hangi eserden alınmıştır dedi. Yani bazen eserlerin içeriğini de bilmek lazım. Kuru yazar, ezer, yaz, yazar ve eserden ibaret bir süreç değildir zaten. Ki e, arkadaşlar 13 yılından bugüne kadar geldiğimizde birçok bilgi soruldu. Tabii ki yine sorulacak vardır geçmişten gelen. Ama artık soru tipini değiştirmek zorundalar sorulanın dışında farklı şeylere değinmek zorundalar. Mesela diğer sayfada anlattığım şu var ya, Yusuf Züleyha'yı dörtlük ve heceyle yazan ilk şair. Bunu bir gün soracaklar, kesin soracaklar. Önümüzdeki sene mi ama diğer sene mi bilemem. Şimdi Mahzanül Esrar arkadaşlar, bu gencel Gence Nizami'nin hamsesinde sayacağız, nesnevilerini. Şimdi Gencel Nizami, tamam mı? Şöyle tut aklında. Gencel Nizami, hüsrev Şirin ile Leyla ve Mecnun bunlar sevgili. Beraber derler ki şöyle güzel bir mekana gidelim, otantik bir mekana. Hüsrev-i Şirin ve Ferhat-ı Şirin nereye giderler? Bir mekana giderler. Ne yiyecekler? İskender yiyecekler. Hüsrev-i Şirin, Leyla ve Mecnun'la İskender yemeye gidecekler. Otantik bir mekana gittiklerinde de harabeler var orada. O harabelerin içinde mazine benzeyen şeyler var ve orada esrar çeken gençleri görüyorlar. İskender yerken mahzenül esrar. Mahzende esrar çekenleri görüyorlar ve kaç kişilermiş? Heft 7. 7 tane genç varmış orada. Bu Türk edebiyatındaki özür dilerim İslam edebiyatındaki ilk hamsedir. Tekrar ediyorum. Gencel Nizami deyince Hüsrev unutma. Yapıştır başa. Hüsrev kankası Leyla bu Mecnun'la İskender yemeğe gidiyorlar. İskender yemeğe gittikten sonra otantik bir mekan olsun istiyorlar. Mahzen var orada. Mahzende esrar çeken gençleri görüyorlar. Kaç kişiymiş? Yedi. Heft peyker. Şimdi buradaki kademede arkadaşlar özellikle Türk Edebiyatı'nda Hüsrev-i ilk çevreni söyledik zaten. Kuttu biliyorsunuz. Anadolu'da kimdi? Fahri'de. Anadolu'da ikinci ve en güzel çeviri de Şeyhi'ye aitti. İskendername'yi ilk çeviren kimdi arkadaşlar? de Unutma. Ki Ahmedi eserin sonunu arkadaşlar bir Mevlid bölümü eklemiştir ve bir tevarih Ali Osman eklemiştir. Osmanlı tarihini manzum yani mesnevi nazım biçimiyle anlatan ilk kaynaktır. Kim? Ahmet'in eseri. Onun heft peyker arkadaşlar aşıkı ilk defa çeviren adamdır. Ki Ahmet'i İskender Nami'yi ilk çeviren adamdır unutma. Leyla-ı Mecnun'un un ilk çeviren de Edirneli şahidiydi zaten. Bu şekilde... Şimdi Gencel Nizamı önemli bir ekoldür. Unutma bunu. Gencel Nizami'nin eserine benzeyen arkadaşlar bir adam var. Hayati belki kaynaklarda çok görmemişsinizdir ama çok kolay aklımda kalacak. Bak şimdi. Bunu kimle başlatmıştım Gencel Nizamı? Hüsrevi Şirinle. Hüsrevi Şirin yerine kimi yazacaksın? Berham Gur. Tamam aynısı. Berham Gurmesi Leyla ve Mecnun'a İskender yapmıştır. Mazende, mazende esrar çeken yedi genç bu gurmenin İskender'ini yemek istemiştir. Hayati aynı eserler. Bunu öğrendiğinde bunu da öğrenirsin. Çok kaynaklarda geçen bir adam değildir. Eserler aynı aklında kalsın diye. Bu şekilde dursun. Tamam mı arkadaşlar? Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Devam. Çok sessizsiniz edebiyatçılar, Türkçeciler. Yani normalde edebiyatçılar olsa inletirler buraya. Türkçe ağırlıklı buradakiler şu an. Ee, şimdi sevgili dostlar, Türk Edebiyatı'nın ilk hamsesi kime aittir arkadaşlar? Tabii ki ilk hamsesi kime aittir? Ali Şir Neva'ya aittir. 15. yüzyılda. Şimdi mesnevi geleneği, klasik mesnevi geleneği vardır arkadaşlar divan edebiyatından. Bu klasik mesnevi geleneği 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. 16'dan sonra 17. yüzyılda klasik mesnevi geleneği yıkılmaya başlanmıştım. Yani klasik mesnevi geleneği dedim Leyla ve Mecnun Ferha Düşirin var ya o gelenek yıkılacak. 18'de de artık mesnevi önemini kaybedecek. Mesnevi artık yok. İki tür önemli kaybediyoruz özellikle. Biri kasidedir, biri mesnevidir. Hocam niye? Canım benim, sevgili kıymetli öğretmenim. Kaside kime sunulur? Padişaha. 18'de kaside sunulacak bir padişah mı kaldı? Hayır. Yok yani devlet zaten yıkılmanın eşiğine geldi biliyorsunuz. Mesnevi uzun olan hiçbir konu sınırı olmadan yazılan bir e, biçimdir. Doğal olarak savaşlarla, toprak kayıplarıyla ve benzeri şeylerle aslında bu bir nevi edebi zevki yansıtır. Bu edebi zevki o dönemde yaşatamazsın. O zaman önem kaybetti önemini kaybeden iki nazım biçimi vardır unutma 18'de. Şimdi bundan önceki kademede arkadaşlar ilk defa mesnevi nazım biçimli kullanan kimdir? Tabii ki Kutadgu Bilik'tir. İlk mesnevidir. İkinci etapta arkadaşlar Anadolu'da ilk defa üç mesnevi yazan adam derse Sultan Veled'dir. Anadolu'da ilk defa dört mesnevi yazan adam Yusuf'u Meddah'dır. Unutma bunu. Kaynaklarda var aslında. Önemli bir motifin işlendiği eseri var. Varka ve Gülşah. Çok kıymetlidir. Bunu da bir gün mutlaka soracaklar. Ölüp dirilme motifi vardı orada biliyorsunuz. Onları zaten derslerde detaylı anlatacağım size. Yusuf'u Meddah. Peki ilk defa beş tane yapan kim? Ali Nevai. İşte ilk meselenin geleneği çıktı burada. Şimdi bu Ali Nevai'nin eserlerini şöyle hakkında tutabilirsin. Ali Nevai deyince aklına ne gelecek arkadaşlar? Ferhat gelecek. Neden? Çünkü Hüsrev Şirin'i Ferhat olarak değiştirdi. O yüzden Ali Şir Nevay deyince aklına Ferhat gelsin önce. Ferhat'ı aldım. Ferhat Şirin kankası kim? Leyla ve Mecnun. Ferhat Şirin Leyla ve Mecnun'la ne yemeğe girecekler? İskender yemeğe girecekler. Ama bu İskender bildiğin değil. Setlerden kurulmuş bir İskender. Setli İskender'i seyretmeye gidecekler. Bunlar diyor ki ya biz ne zaman seyredelim? Bir şeyi ne zaman seyredersin? Ya gün doğarken ya da gün batarken. Bunlar diyor ki sabah kalkalım. Sabah seba sabah zaten ki sabah esen tatlı rüzgar demek sabah seba biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Şimdi sebayı seyare. Seddi İskender'i sabah seyretmeye gidelim. Seyar, seyir, seyretmeye gidelim diyorlar. Sabah seyretmeye giderken de hayret ediyorlar. Kime? Ebrar'a. Niye? Ebrar tek başına geziyor. Manitası yok. Bunlar manitalarını almış. Tekrar Ali Şirnevai, Era düşirin, kankası Leyla bu Mecnun'la Setli İskender'e sabah sabah seyretmeye gidiyorlar. Bir görüyorlar Ebrar'a hayret ediyorlar. Ana Ebrar tek başına geziyor. Böyle bir şey işte hayat bazen tek gezmek kadar kıymetlisi yoktur. Bazen de yanına mutlaka birini ararsın. Bu bir karşı cinsemcis değil. Umarım sizin yanınızda sizi anlayan, sizi seven, sizi karşılıksız sayan kişiler olur. Amen. Amen deyin bakayım. Şimdi sevgili dostlar <laughs> Ali Nevai'nin bir de arkadaşlar bir mesnevisi daha var. Ali Nevai'nin hamsesinin dışında kalan mesnevisi ve son mesnevisi hangisidir? Lisan-ı Tayr. mantık Tayr'ın bir naziresidir arkadaşlar bu. Lisan-ül Tayr, Alişin Nevai'nin hamsesinin dışında kalan ve son mesnevisidir. Lisan-ül Tayr'da ayrıca Alişin Nevai şöyle bir tabir kullanır. Türk yurtlarına, Türk uluslarına, Türk milletlerine tek bir eserle, tek bir bayrak altında topladım. Bu eserde Lisan-ül Tayr'dır böyle bir söz söyle. Belki bir gün sözü söyler, sorar size. Ayrıca Türk milletlerini, tek Türk uluslarını kılıç kullanmadan tek bayrak altında topladım dediği bak tek farkı buradan çıkıyor. Kılıç derse, kılıç kullanmadan derse Seddi İskender cevap. Onun dışında tek bir eserle, tek bir kalemle derse Lisan-ı Tayrı soruyordur. Böyle bir şey sorarsa bu ayırt edici bilgiyle de eserin içeriğine girerse bunu yakalarsın. Şimdi Anadolu sahasındaki ilk hamse yazarı kimdir? Hamdullah Hamdi. Hamdullah Hamdi Akşemsed'inin oğlu. Hamdullah Hamdi denince aklına kim gelecek? En güzel eseri Yusuf Üzülaha'yı veren Hamdullah Hamdi'dir. <laughs> Çok özür dilerim. Elhamdülillah. Evet. Hemen kapattım. Ses geldi mi bilmiyorum. Şimdi sevgili dostlar. Hep beraber sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hamdullah Hamdi Yusuf Üzüleyha aklına gelecek. En güzelini o verdi. Yusuf Üzüleyha deyince aklıma bu adam geldi. Şifremi tuttum oradan Yusuf Üzüleyha'dan. Kankası var bunun kim? Leyla ve Mecnun. Yusuf Üzüleyha kankası Leyla ve Mecnun'la mevlit okuyacaklar. Mevlit okurken de... uşak gelecek. Uşak diyecek ki: "Tuh size." Mevlit okurken kıyafetlerinizi giyin. Hamdullah Hamdi Yusuf Üzüle'ye aldım beynime attım. Sonra ardına yapıştırdım. Leyla Mecnun kankası. Bunlar ne yapacak? Mevlit okuyacaklar. Mevlit okudular. Mevlit okuduktan sonra uşak görecek bunlara. "Tuh size." Mevlit okurken kıyafetlerinizi giyin. Türk Edebiyatı'nda ikinci Anadolu'da yazılan birinci hamsedir arkadaşlar. Meşakul Uşak var bir de onunla karıştırma. Meşakul Uşak da bir hamse içerisinde yer almaktadır. Bu kimindir arkadaşlar? Kimindir bu Meşakul Uşak? O da aynı şekilde bu da benzer olan kişilerden birinin. <laughs> Yapıştır. Var mı? Cevap. Bu ilk mensur vardı ya. İlk mensur hamse kime ait arkadaşlar? 2016 YKS sınav sorusu. Evet. Nergisi. Unutma. Tamam mı? Meşakul uşak. Tufet Ruşak tabii arkadaşlar bakın Tufet Ruşak bir tane değildir. Gelibolu Ali'nin de var, başkasının da var anladın mı? Bu ama hamse içerisinde yer almaktadır. O yüzden burada dursun. Aynı zamanda Gelibolu Ali'nin de hamsesi içerisinde yer alan Tufet Ruşak'ı vardır. Devam ediyoruz. <laughs> Lami Çelebi saymaya gerek yok. Türk Edebiyatı'nda en çok meslevin nazım biçimiyle eser yazan, aykırı temada eser veren, bir sanatçıdır Lami Çelebi. Lami Çelebi şu normalde şurası yanlış olmuş düzelteceğiz bunu. Lami Çelebi arkadaşlar iki amseden fazla oluşacak kadar mesnevisi vardır. Aynı zamanda mensur türünde eseri vardır. Mola Camii'den çok fazla eserler çevirmiştir. Camii Rum mahlası verilmiştir kendisine. Unvanı budur. Edebiyat ÖABT sınav sorusu. Sadece bunu sordular. Bilgi olarak burayı verdiler. Kimdir dediler bunu sordular. Haberin olsun. Lami Çelebi aykırı temaları, temaları mevcuttur. Örnek vereyim. Süt annesine aşık olan. Aynı şekilde Türk Edebiyatı'nda sihir yoluyla. Bakın elma yerken çocuk sahibi olanı gördük. Elmalıkta yuvarlanırken olanı gördük. Hızır Aleyhisselam'ın gelip çocuk sahibi olmasını çocuksuzluk motifini giderdiğini biliyoruz. Lami Çelebi'de sihir, mot sihir motifiyle büyü yoluyla çocuk sahibi olacak ve annesi yok. O yüzden süt anne tutacaklar. Aykırı temalar var burada. Lami Çelebi'ye gelince eserlerin detaylarını veririz. Bu sene Lami Çelebi'den yoklayacaklar, haberin olsun. Ayrıca bu sene şöyle ilerleyeceğiz. Şunu yoklarlar, şuna dikkat et, buna dikkat et, bunu böyle sorar bu şekilde geniş düşün diye bilgi vereceğiz. Taşlıcalı Yahya. Taşlıcalı Yahya biliyorsunuz ki bu kanunun bir oğlu vardı arkadaşlar. Kimdi o? Bilmeyeniniz yoktur diye. Birçok filmi de çekildi zaten. Şehzade Mustafa. Şehzade Mustafa'nın yakın arkadaşıdır. Adına en çok mersiye yazılan kişi Şehzade Mustafa'dır. Bunu sakın unutma. Adına en çok Mersiye yazılıp en güzel Mersiye örneğini veren Taşlıcalı Yahya'dır. Medet medet ol yıkıldı Osmanlı Ali diye başlayan bölümde böyle medet medet diye bir şey görürsen anla ki bu bölüm verirse bu Şehzade Mustafa Mersiye'sini istiyor. Taşlıcalı Yahya istiyor. Taşlıcalı Yahya'nın çok ilginç bir özelliği var arkadaşlar. Türkçe ÖABT'ye en çok sorulan adamdır. Dört defa sıkılmadılar. Şimdi Taşlıcalı Yahya arkadaşlar şöyle aklında tutsun şifreni veriyorum. Taş. Taş. Taşralarda olur değil mi? Böyle taşlık yerler genelde merkezlerden uzak yerlerde olur. Taşrada, taşlık yerlerde sen şahı görebilir misin? Göremezsin. O saraylardadır. O zaman Taşlıcalı Yahya'dan taştan şahı aklına tutacaksın. Şahu geda. Yusuf Züleyha'ya diyor ki gençsiniz gencine raz gençsiniz raz yol gençsiniz raz yol bilmezsiniz usul nedir hiç bilmezsiniz usulname veya kitabı usul bari gülşen olun gülşen gülşen olun ne var bunda gülşeni en var tekrar ediyorum taşlıcalı yahya taş Şah. Şah-ı Geda, yusuf Züleyha'ya diyor ki, gencine raz gençsiniz, raz, yol bilmezsiniz. Onun için usul hiç bilmezsiniz, usulname. Bari Gülşenor'un ne var bunda? Gülşen'i en var. Şah-ı Geda arkadaşlar, Türkçe öğretmenlerine ayrıca bir de soruldu. Şah-ı Geda çok önemlidir. Normalde hatırlarsanız arkadaşlar 16. yüzyılda klasik mesnevi geleneği yıkılmaya başladı dedik ya. 17'de de bunun eserlerin yansımaları çıkacak. Klasik mesnevi geleneği yıkılırsa ne olur? İstanbul'da yazılır. İstanbul'da yazılan bir eser nereyi tasvir eder? İstanbul'u tasvir eder. İstanbul'u tasvir eden bir eser neyle yazılır? Türkçe yazılır. Ne Türkçesi? İstanbul Türkçesiyle. İstanbul Türkçesiyle yazılan bir eser mahalli bir özellik gösterir. Mahalli özellik gösteren bir eser içerisinde atasözü ve deyim olur. Atasözü ve deyim varsa halkın dili vardır. Al sana. Onca özellik. İlişki kur yürü. Bitti. Sana aynı zamanda Taşlıcalı Yahya'nın özelliklerini verdim. Her şey bağlantılı aslında. Konusu İstanbul'da geçmektedir. O zaman İstanbul tasviri var. Ve aynı zamanda Ayasofya tasviri vardır. Bunu soracaklar bir gün. Bekliyorum. Sormuyorlar inatla. Beyit verir sana Mesnevi. Ayasofya gibi bir be, görüyorsam görüyorsam beyitte bunu soruyor sana. Bu eseri. Ayasofya tasviri var. Onun dışında at meydanı tasviri vardır. Ve buna dikkat et. Dört defa Türkçe ÖABT sınav sorusu olmuş bir adamdan bahsettim size. İstanbul Ayasofya tasviri ve at meydanı tasviri aklında bulunsun. Hayatıyı vermiştim az önce biliyorsunuz. Eserleri benzer olduğu için Genceli nizamiyle ile geçiyorum mesnevilerinin mensur yazan tek hamse yazarı. Mesneviler normalde manzumdur, yani mesnevi nazım biçimi beyitle yazılır. Aa, bb, cc. Konu sınırı yoktur, beyit sınırı yoktur. Her konuda her şeyden yazılabilir. Mensur hamseye tek mensur hamse yazarı kimdir? Nergisidir arkadaşlar. Aynı zamanda mensur türünün Osmanlı Edebiyatı'nın 17. yüzyılda Mensur Turun'un en önemli ikinci adamıdır. Birincisi kimdir arkadaşlar? Veysidir. Buradan da yoklarlar. İkincisi Nergisidir. Mensur Tür'de önde gelen en önemli adamlar. Nergisi deyince kim aklına gelecek? Neyi? Ne? Benim şifrem. Nergisi ne? Bunu sevgilisinin baş harfi de neyle başlıyor? Nihal. Nergisinin sevgilisi Nihal. Nihal Sevgilisiyle ne ister? Saadet ister değil mi? Ama saadeti bulamam diye korkar. O zaman iksirini yapacak. İksiri saadet. Nihal, iksiri saadet. İksiri saadeti yapınca uşak diyecek ki ona. Çok meşgul bu arada. Meşakul uşak. Meşgul olan uşak diyecek ki. Ey Nihal. Sen reşatsın. Yani reşitsin. Reşit olduğun için kanunları bilirsin. Kanunları bildiğin için de iksir büyü günahtır. O yüzden sen bana bir besmele çek. Mesleme bu ben besmele diyorum. Gazavatı mesleme. Tekrar ediyorum. Nihal sevgilisiyle saadeti istiyor. Bunun için iksir yapacak. İksiri saadet. İksiri saadeti bulunca da meşgul olan meşakul uşak. Meşgul olan uşak çekin. dur sen reşatsın, reşitsin. Kanunları da bilirsin. İksirle uğraşmak günahtır. Besmele çekler ve olayı kapatır. Bu da Türk Edebiyatı'ndaki en önemli mensur türünde yazılmış tek hamsedir arkadaşlar. 2016 YKS'de, AYT'de sorulmuş bir sınav sorusudur. Hiç sorulmadı daha. Aklında bulunsun. Nevizade Atay'ı. Diğer bir hamsedir. Nevizade Atay'ı atmayı sever. Ne zaman atarız? Ya çok yalan söylediğim, söylemek istediğimizde zor bir durumda kaldığında ya da kafa hoşken. O zaman kafası nasıl atacak? Saki lazım. Saki içki sunan kişidir bu arada. Saki. Saki veriyor. Şerbete boyuyor. Saki şerbeti verecek, verdikten sonra aynı zamanda bu eserin diğer ismi Alem Müma'dır. Unutma. Saki veriyor şerbeti. Şerbeti içince tabii ki sohbet koyulaşır, sohbet uzar, sohbet uzar. Sohbetül epkar. Sohbete daldıktan sonra orada der ki, ağzından kaçırır. Kanka ben yeni bir niv, yeni demek ya yeni bir hat aldım. Nevhat. Yeni bir hat aldım. Hattıma da çiçekler koydum. Otobüs hattı almış bu. Otobüs hattının kenarına da çiçekler koymuş. Ezhar çiçek demektir bu arada. Ve bir yeri der ki o zaman bunda para var. Para ister ondan. O da hemen ne yapar? Hile. Hile ile efkarlanacak. Hilyetül efkar. Para yok. Hepsi bitti. Beş kuruş param kalmadı diyecek. Aslında yalan söylüyor. Kendine ne almış? Yedi tane han almış. Tekrar ediyorum. Atayı. Nebizade atayı. Atarız. Ne zaman? Saki şerbeti verince. Sonra sohbetin ucu bucağı gider. Tutamazsın. Sonra sohbetül ebkar. Sohbete girdikten sonra ağzından kaçıracak. Nevhat. İngilizce ve Türkçe'yi karıştırıyoruz. Niv yeni bir hat aldı. Otobüs hattı almış. Kenarlarda çiçekler koymuş. Ha. Sohbetül ebkardan nevhatül ezhar. O da diyor ki onda para var o zaman biraz para koparayım. Ama hilye ile hile efkarlanacak. Hilye, hile öyle aklına. Hilyetül efkar aslında para yok derken yalan söylemiş kendine 7 tane han almış. 17. yüzyılda sakiname sahibi adam derse sana soru da böyle bir soru geçerse bir nevizade atayı ikincisi azmizade haletidir. Tekrar ediyorum 17. yüzyılda sakiname sahibidir diye bir ibare görürsen bu adamları soruyor sana aklından çıkarma sakın. Bosnan'ı sabit sabit diye bildiğimiz adamdır bu. Bu Bosna'nın Bosna'nın biliyorsunuz ki bir katliama uğradı. Avrupa kabul etti sonradan. O zaman Bosna katliam hakkında kalsın. Tabii ki dünya sonradan bir soykırım olduğunu kabul ettiği için Bosnalılar bir zaferi kazandı. Öyle kabul edildi. Bosna'nın zaferi sabittir. Şifren bu. Zaferi yakalayacaksın buradan. Zafer deyince aklına kim gelecek? Bosna. Kim? Sabit. Bostan'ın zaferi sabittir. Tuttum aklımda. Sonra şimdi çeviriyorum. Zafer derede derename berberle beraber berbername berberle beraber etemi hümaya etemi hümaya ley saldı. Tekrar ediyorum. Önce zaferin kim olduğunu yakala sonra şifreni kodla. Zafer derede berberle beraber etemi Leys aldı, Amrül Leys. Bu da Bosna'nın sabitin hamsesidir. Etemuhma önemlidir. Bu da konusu İstanbul'da geçer. Zaten e, bu arada 16 değil 17 bu, tamam mı? Konusu İstanbul'da geçer. Hatırla Şahukeda da İstanbul vardı, Ayasofya, At Meydanı vardı. Burada ne var? Bahar tasviri vardır. İstanbul'dan bahsediyorsa, Beyt'te ve bahar'dan bahsediyorsa tasvirde sürekli bahar işte çiçekler, mevsimler, rüzgardan bahsediyorsa anla ki bu eseri soruyor. Bunun bir benzerini Şahu Geda üzerinden sordu, neden olmasın diyoruz. Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı sevgili dostlar? Hür dikkat sesiniz kesilmiş. Sizleri duyamıyorum. Zaten duymam mümkün değil ama gönülden duyabilirim. Var mı bir sorunuz, kafanıza takılan herhangi bir şey? Evet. Şimdi Divan Edebiyatı'nın son hamse yazarı. Ah Allah affetsin seni. Bitti artık bu gelenek. Buradaki kademede arkadaşlar son hamze yazarı şöyle bu kısına ilgili iki isim geçiyor arkadaşlar. Seyit Mirza diye geçen ki akademik olarak bu kabul edilmiyor. Bununla ilgili sıkıntı var ÖSYM o yüzden buraya girme ihtimali biraz sıkıntılı gibi duruyor. Ama eserlerini bilmek gerekirse şimdi divanda aşk yaşayacaksın. Bu iki kişi daha var normalde aynı şekilde onlardan biri kabul ediliyor. Bunu derslerde detayına açıklayacağım. Burada girersem çıkamayız uzun süre gerek yok şu an. Divanda aşk yaşayacaksın. Aşk yazarsan safa içinde olursun. Safa içinde olursan suretin ne olur? Suretin suretname herkes seyreder. Divanda aşk yaşarsan divan, aşkname, safaname, suretname, hep seyare, seyar, seyir. Divanda aşk yaşarsan safa içinde olursun, suretin hep seyredilir diye aklında tutabilirsin. Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki buradan soru gelecek size. Yani rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kademede arkadaşlar da bir link paylaşmıştı eğitim analiziyle ilgili kademede görüşme yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Öpüyorum hepinizi. Derslerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.